billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velau enna nazzalna ileyhimul malaike ve kallamahumul mevta ve hasarna aleyhim kulle şeyin kubula ma kanu liyuminu illa en yeşa Allah velakin ekserahum yechedun. Sure En'am ayet 111. 109 ayette gündeme gelen bir konu vardı. İnsanların bütün varlıklarıyla yemin edip bir ayet gelse biz iman ederiz demelerine karşılık Rabbim cevap vermişti. Onlar inanmazlar diye. Ve bir cevap daha 111. ayet. Velev ennenne nezzelna ileyhimul melâke. Onlar ayet istiyorlar ya Rabbim de diyor ki onlara o ayet isteyenlere melekleri indirsek onların gözlerinin önüne getirsek ve kellemehumul mevte ve ölüler onlarla konuşsa ve haşerne aleyhim külle şeyin kublen ve her şeyi ölü diri özlerinin gözlerinin önüne sersek ma kanu liyuminu illa yeşe Allah Allah'ın dilemesi dışında bunların hiçbiri inanmazlar. Yani bu Kur'an ayetleriyle, bu peygamberin getirdiği güzelliklerle inanmayan kimse ayrıca yine Allahu Teala'nın kendilerince harikuladelik dedikleri bir ayetine neye inansınlar ki? İşte yoktan var olan bir varlığımız bu varlığımıza inanmayacak, bunu ayet kabul etmeyecek. Ama bir kimse ölüp konuşunca inanacak. E niye inansın ki? İşte güneş, ay, gece, gündüz inanmayacak. Tam gündüzün öğle vakti, gece olursa ona inanacak. E zaten oluyor gece ve gündüz. Kış günü işte bir meyve var olursa inanacak da güya, baharın olunca inanmayacak. Kışın o meyveyi var eden baharın ya da yaz günü var etmiyor mu? Velakin ekstrafım geçerim. Bu insanların çoğu cahil. Yani samimi de değiller, bilgili de değiller. Ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Bunca ayetler gökyüzünde ve yeryüzünde ve iç dünyamızda kendimizde gözümüzün önünde olacak. Ve Kur'an sürekli bu ayetleri anlatacak. Bütün peygamberler bu ayetleri gündeme getirecek ve insanlar inanmayacaklar. Sure En'am ayet 112. Ve kezalik işte böyle. Niye inanmıyor o zaman bu insanlar? Etkiler mi var dışarıdan? Cealna kulli nebiyin aduven. Biz her bir nebi için, elçi için, rasul için, peygamber için bir düşman kıldık. Kim bu düşman? Şeyatin el insi ve el cin. İnsan ve cin şeytanlarından mutlaka biz her bir nebi için, bir peygamber için bir düşman belirledik. Demek ki bütün insanlar için şeytanlar bir düşman olduğu gibi peygamber aleyhisselamlar için de Allahu Teala bir cin ve ins şeytanını düşman belirlemiş. Peki bu cin ve ins şeytanları ne yapıyorlar? Yuhi ba'duhum ila ba'dın. Onlar birbirlerine vahy ediyorlar. Zuhrufel <laughs> kavli sözün yaldızlısıyla, güzeliyle gururan aldatmak üzere. Peygamber aleyhisselamlar insanlar İslam'a davet ediyor. Onun karşısında ins ve cin şeytanları var. Karşı karşıya kalmışlar. Peygamber asem insanlar İslam'a davet ediyor. Bunlar kendi dünyalarına davet ediyor. Peygamber asem Allah'tan aldığı vahyi insanlara sunuyor. İnsanların şereflenmesi için çabalıyor. Bunlar da alternatif vahiy üretiyorlar. Allah vahyine karşı alternatif şeytan vahyi her ikisini de Rabbim vahiy olarak gündeme getiriyor. İsim olarak da öyle, kelime olarak da öyle. Allah nebilerine vahiy eder ve o vahye uy der. Şeytanlar da dostlarına vahiy eder ve şeytanlar da isterler ki dostları kendi yollarında olsunlar. Şimdi dünyada iki vahiy var ve bu iki vahiy çatışıyor. Allah'tan gelen vahiy Kur'an, sünnet, hikmet, peygamber yolu, İslam ve şeytanlardan gelen vahiler yüzlerce, binlerce hem de yaldızlı sözleri, aldatıcı özellikleri de var buranın. Ve burası gerçek, burası yalan, burası hak, burası batıl. Ama görüntüde bunu anlayabilmek için iman gerek, akıllı ve fakih olmak gerekiyor. Ayetlere samimiyetle teslim olmak gerekiyor. Yani Rabbim böyle var etmiş. Niye böyle yarattı ki? Hep kendi vahiy olsaydı bu dünyada, hep kendi sözleri, hep kendi istediği bir hayat tarzı ve insanlar başka yollara gitmeseydi güzel olmaz mıydı? E güzel olurdu. E şimdi güzel değil mi? E, Rabbim ne yapmışsa güzeldir. Ve levşâhe rabbüke <laughs> mâ Rabbin dileseydi onlar doğrusu yaldızlı sözlerle insanları aldatmak için vahiy edemezlerdi. İnsanlara yoğun bir şekilde söz, vahiy bombardımanıyla onları etki altına alamazlardı. Ama Rabbim buyurun diyor. Özgürsünüz. İşte ben vahy ediyorum kitabımı. İşte ben vahyediyorum diyorum elçime sözlerimi nasıl yaşayacağını dilerseniz benim istediğim gibi yaşarsınız. Ve hatta diğerinde söylüyor. Benim karşımdaki şeytanlar da vahy ediyor. İsterseniz o şeytanların yoluna gidin. Onlarla beraber olun diyor özgürsünüz ama benim yolumda giden cennete şeytanlar yolunda giden de cehenneme. Sure Enam ayet 113 Veli tesra ilehi idetullezine la yu'minune bil ahira Veli erdahu veli akterifu İşte böyle Allah vahyi karşı tarafta şeytanların vahyi ahirete inanmayanların gönülleri bu sefer bu yaldızlı sözlere şeytanların vahine meyleder. Onlardan memnun olur. Onlardan hoşnut olur ve düştükleri yanlışa, günaha devam eder giderler. Ve böylece şeytanlar da bir taraftan kendilerine yandaş bulurlar. Allah kendine kulluğa çağırırken şeytanlar da kendilerine kulluğa çağırırlar. Allah kendi dinine davet ederken şeytanlar da kendi dinlerine davet ederler. Şimdi iki vahiy arasındayız. Bir Allah vahyi, iki şeytan vahyi. Ve her ikisi de bize geliyor. Ve bu dünyada her ikisi de yoğun bir şekilde gündeme sahip olmak istiyor. Allah kitabıyla elçisine indirdiği sözleriyle, hikmetle, sünnetle, elçisinin sözleriyle yani topyekun kendi vahyiyle dünyaya gündem olmak ve dünyada gündemi belirlemek ve bütün insanların kendine kul olması için yoğun bir şekilde bu sözlerini dünyaya yayarken, vahyederken, öbür tarafta şeytanlar da yoğun bir şekilde Allah'a alternatif olarak kendi sözlerini, kendi gündemlerini, kendi haberlerini, kendi dinlerini yayıyorlar ve vahyediyorlar ve şimdi ve bunların arasındayız biz ve tercihimiz ne olacak? Sure Enam ayet 114 Efe gayrallah ebtegi hakemen Ben Allah'tan başkasını hakem mi kabul ederim? Ben Allah'tan başkasının hükmüne razı mı olurum? Ben Allah'tan başkasının vahyine evet mi derim? Ve huvellezi enzeleyleykümül kitabe müfassala o Allah size kitabı ayrıntılı bir şekilde indirmiş olduğu halde. Bu kitapta her şey olacak. Bu kitap her şeyi bildirecek. Bu, bu kitap cennete götürecek ve bu kitap bu kitap en güzel hayata ulaştıracak bizleri. Ve biz bu kitabı bırakacağız. Bu kitabın Rabbini bırakacağız. Bu kitabın elçisini bırakacağız da Allah'tan başkalarını Rab ile kabul edeceğiz öyle mi? Bellezî âteynâhumul kitâb Bellezîn âteynâhumul kitâb Kendilerine kitap verilenler de daha önce Hz. Adem'den bugüne kadar Yâlemûne bilirler ki ennehu münezzelun min rabbike hak. Bu Kur'an da çünkü bütün peygamberler, bütün vahiyler, bütün kitaplar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelecek olan kitabın, ona indirilecek olan ayetlerin ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin hak olduğunu biliyorlar ve imanla sorumlu tutuluyorlardı ve bilirler ki bu Rabbimizden indirilen bir haktır ve bu Kur'an haktır ve gerçektir. Ve sen de ey Rasul ve sen de ey Müslüman felâ Teküne minel mümterin şüpheye düşenlerden olmayın. Şeytanların vahyine kulak verip de ya da şeytanların yoğun aldatıcı o yaldızlı sözlerine yenik düşüp de Kur'an'dan şüphe etmeyin, peygamberden şüphe etmeyin. Kur'an acaba mıdır demeyin. Peygamber acaba mıdır? Hadis acaba mıdır? Sünnet acaba mıdır demeyin. Şaşkınlık yapmayın. Kur'an haktır, Muhammed Aleyhisselam haktır. Onun sünnet haktır, onun hadisleri, sözleri haktır. Allah onun hayatını korumuştur, onun sözlerini korumuştur. Ona inen kitabı korumuştur. Allah bu dini korumuştur, kıyamete kadar da koruması devam edecektir. Şeytanların vesveseleriyle, şeytanların vahyiyle Kur'an'dan ve peygamberden şüphe etme. Sure Enam ayet 115 ve temmet kelimetu rabbike sıdkan ve adla. İşte Rabbin hükmü doğrulukla ve adaletle gerçekleşti, tamamladı ve Allah'ın sözü haktır. Doğrudur, dine haktır, rububiyeti haktır, peygamberi haktır, peygamberinin yaşantısı haktır, sünnet haktır, peygamberin sözleri haktır, Hayat Allah yolunda haktır. İslam haktır. Kur'an haktır. La mübeddileli kelimati. Hazreti Adem döneminde Kur'an Allah'ın sözüne kadar haksa, Hazreti Adem'in risaletine kadar haksa, Nuh Aleyhisselam'ın sözlerine kadar haksa, Nuh Aleyhisselam'ın risaletine kadar haksa, Nuh Aleyhisselam'a indirilen ne kadar haksa, İbrahim, Musa, İsa Aleyhisselam'lar da, onlara indirilen kitaplar da, vahiyler de hepsi haktır ve Muhammed Aleyhisselam da haktır. Ona indirilenler de haktır ve hüve semi olalım. Bütün bunları, bütün bunları lütfeden Allah işitendir ve bilendir, semiyadır, alimdir. Sure En'am ayet 116. Bu vahiy o kadar yoğun bir savaş alanında insanı etkilemek ister ki Allah'ın vahyi ve şeytanların vahyi yani insanlardan ve cinlerden gelen vahiy, Allah'tan gelen vahiy, bütün insanları etki altına almaya çalışır ve çoğu zamanda dünya üzerinde Allah vahiyini gündeme getirenler azdır. Allah vahiyine inananlar azdır ve Allah vahiyine değil de insan ve cinlerin ortaklaşa gündeme getirdikleri vahiylere inananlar çoktur. İşte bu konuya da Allah açıklık getirir ve der ki Beyin tudi ektera men ardı ey Resul ve ey Müslüman yeryüzündekilerin çokluğuna çoğunluğuna itaat edersen yudillu an seni Allah yolundan saptırırlar. Çoğunluk nerededir diye oraya gitme. Yoğun vahiyler nereden geliyor diye oraya gitme. İnsanlar ve cinlerin hepsi böyle söylüyor diye oraya gitme. Allah ne diyorsa oraya git. Allah ne istiyorsa onu kabul et. Allah ne istiyorsa öylece yaşa. Eğer yeryüzündeki çoğunluğa göre hareket edecek olursa Allah'ın vahyine, Allah'ın dinine inananlar hep az olmuştur. Aklını başına al. Çokluk seni yanlışa götürür. Topla bütün insanları. Sekiz milyar insan toplansın bir meydana. Yahut hepsi dünyada gözünün önünde bulunsunlar. Ve birer birer hepsine aynı soruyu sor. Ve sonra de ki çoğunluk nereye istiyorsa ben oraya gideyim. Ve çoğunluk dikkat et. Ve çokluk ve çoğunluk insanlar ve cinlerden gelen vahyin etkisinde olanlar çoğunluk Allah'ın istediği bir yolda değildir. Hazreti Adem'den bugüne kadar dünya üzerinde Allah'a ve rasullerine iman edenler hep az olmuşlardır. Allah'a nimetlerine şükredenler hep az olmuşlardır. Dolayısıyla sen sen tercih olarak Allah'ı ve peygamberi seç. Bütün insanlar bir tarafta olsun hatta. Bırakın şu kadarın bu kadarın ayrışmasını. Dünya üzerinde sadece sen varsın İbrahim Aleyhisselam gibi. Dünya üzerinde sadece sen varsın iki kızıyla Lut Aleyhisselam gibi. Bütün dünya başka yollarda hiç fark etmez. Sen Allah yoluna devam et. İnsanların bugün çokluğu yarın mahşerde çokluğu anlamına gelmeyecek. İnsanların bugün, cinlerin bugün verdikleri hükmün dünyada egemen olması ve dünyada çoklukları, yarın mahşerde onların verdiği hükümle insanların cennete ya da cehenneme gidecek kararlarının verilmesine esas alınacak hükümler bunlardır anlamına gelmiyor. Yarın ebediyen, bugün de öyle de, bugün Allah özgürlük vermiş, insanlar dilediği gibi yaşayabiliyorlar, ve çoğunluğun hükmü de geçerli olabiliyor dünyada. Ama yarın mahşerde sadece ve sadece Allah'ın hükmü geçerli olacak. Allah bu kitabı açacak. Allah bu peygamberi de mahşerde yanı başında tutacak. Bu peygamberi evet diyen, bu kitaba göre yaşayan, bu peygamberin ahlakıyla ahlaklanan, bu peygamberin yaşantısı gibi yaşamaya çalışanlara buyurun cennet denilecek derler neyse cehennem. Artık bugün bütün dünya 8 milyar burada ve sen sadece kendin burada fark etmez sen kazançlısın. Eğer tercihin Allah'tan yana ise, eğer tercihin Allah vahyi ise yani Kur'ansa, sünnetse, hikmetse, peygamberin sözleri ise, peygamberlerin yoluysa. İnyette bir illa Bu çoğunluk ancak zanna tabi oluyorlar bilginin dışında bilgi vahidir. Allah bilgisi vahidir. Vahyin dışındaki bilgiye yani şeytanların, insanların ve cinlerin ortaya koyduğu bilgi Allahu Teala zan diyor. Zan bilgisizliktir yettebiun elle onlar zanna tabi oluyorlar ve inhum yahruzun onlar yalan söylüyorlar. Onların dünya değerlendirmeleri, onların insan değerlendirmeleri, onların varlık değerlendirmeleri hep yalan yanlış değerlendirmelerdir. Doğru değerlendirme, doğru söz, doğru hüküm Allah'ın hükmüdür. İşte sure en ayet 117 İnne rabbeke huve alemu yadillu ve âlemu men an ansabele ve ve âlemu bil mühtedin. Muhakkak ki rabbin yoldan sapanı en iyi bilendir Muhakkak ki rabbin o hidayette olanı da en iyi bilendir Yani kim hakta kim batılda kim hayırda kim şerde kim cennete doğru gidiyor kim cehenneme kim kimin ki bilgi kimin ki zan kimin ki doğru kimin ki yanlış bu konuda söz yetki Allah'tadır. Allah ne diyorsa o doğrudur. Allah'ın hakta dediği haktadır, batılda dediği batılda. Allah'ın hidayet dediği hidayet, Allah'ın sapıklık dediği sapıklık, Allah'ın hayır dediği hayır, Allah'ın şer dediği şer. O zaman sadece Allah'ın dediğine evet ve o hak o doğru ve yarın da zaten buna göre değerlendirilecek. Ve sure En'am ayet 118 ve kulu min ma zikrasullah aleyh in kuntum bi ayati mu'minin ve Mekke'de problem, dünyada problem. Gerçekten hüküm ve yetki Allah'ta mı? Başkalarında mı? Vahiy Allah vahiy mi doğru? İnsanların ve cinlerin şeytanlarının vahiyleri mi doğru? İşte ortada bir problem. Deve, koyun, sığır, keçi cinsinden hayvanlar. Bunlar nasıl yenilecek? İşte ortada problem, meyveler, üzümler, hurmalar, yiyecekler, narlar, zeytinler. Bunların hangileri helal, hangileri haram? Bu konuda kim yetkili, kimse söyleyecek? Ve işte Allah söylüyor. Ve diğerler de söylüyor. Ve Allah diyor ki, فَكُلُوا مِنْ مَعَذُكِ رَسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ Eğer müminlerseniz, Allah adı anılarak kesilen ve kesildiği zaman da yerilmesi helal olan bu hayvanlardan yiyin. Deve, koyun, sığır, keçi ve geyik, ceylan ve işte diğer benzer hayvanlar Allah'ın haram dediklerinin dışında helal dediği varlıkların yenilme yöntemi Bismillah Allah adına kesilirse tertemizdir buyurun yiyin. Size afiyet olsun diyor Rabbimiz Teala. E çünkü İnsana karışma etkisi Allah'ta olduğu gibi, insana verdiği ekonomik güce karışma etkisi Allah'ta olduğu gibi, gece gündüz, zaman ve mekana karışma etkisi Allah'ta olduğu gibi, yarattığı hayvanlara da karışma etkisi Allah'tadır. O Rabbimiz Teala bu hayvanların nasıl yenileceğini ve nasıl yenilmeyeceğini de bildirendir. Karışma etkisi ondadır çünkü o hayvanları o yaratmıştır. Bir koyunun bir kılını bile biz yaratamadığımıza göre, bütün insanlar birleşse bir koyun, bir kuzu, bir keçi yaratamayacağına göre yaratan Allahu Teala o nasıl bunu bu şekilde yerseniz helal diyorsa o doğrudur. Şöyle olursa haramdır diyorsa o doğrudur. Ve sure enam ayet 119 Ve ma leküm ella min ma züki aleyh se ne oluyor da Allah adı anılarak anılan ve kesilen ve tertemiz helal sayılan bu hayvanları yemiyorsunuz. Ve kat fasal aleyküm maharram aleyküm. Allah size haram olanlarını açıklamıştı. Şunlar size haramdır demişti. İlla mahtur irtüm ile. Ama mecbur kaldığınız zaman da bu haramları da şöyle yiyebilirsiniz demişti. Ve size işte bunlar helal dedi. Niye yemiyorsunuz? denektirler. Li yutluna bi ehvahem bi İnsanların birçoğu bilgisizce istek ve arzularıyla, heva ve hevesleriyle insanları saptırırlar. Nerabek ev alemi bil muterin haddi aşan zorbaları da en iyi bilen Rabbindir. Ve şöyle saptırıyorlar. Diyorlar ki bu Müslümanlara ne oluyor ki kendi Kestiklerini öldürdüklerini yiyorlar da Allah'ın öldürdüklerini Yemiyorlar Allah'tan korksunlar zalimler Böyle diyorlar Halbuki Allah diyor ki Siz benim adıma Bismillah diye keseceksiniz Onu yiyebilirsiniz Bu helaldir Öteki kendiliğinden ölmüş Ya da bir hayvanın vurmasıyla ölmüş Yukarıdan düşerek ölmüş Ve kesilmeden Evet canlı iken kesilmeden Ölen bir hayvanın haram olduğunu, meytenin haram olduğunu söylüyor ve bunu Allah öldürdü ya, bunu da Müslüman kendisi kesti ya, kendisi öldürdü ya diyorlar ki bu Müslümanlara ne oluyor? Kendi kestiklerini yiyorlar, Allah'ın kendi öldürdüklerini yiyorlar, Allah'ın öldürdüklerini yemiyorlar. Allah da diyor ki Allah adına Bismillah diye kestiğiniz bu hayvanları yiyin. Ne oluyor ki yemiyorsunuz? Bu insanları dinlemeyin. Sure Enam ayet 120 ve veru zahiral al ismi ve batine günahın açığını da gizlisini de bırakın. Açıktan açığa bir toplum bir şey günah kabul etmiş. Onu Allah da günah kabul ediyor. Yahut bir toplum Allah'ın günah saydığı bir şeyi fark etmez diyor. Gizli olarak yapılırsa bir kıymet ifade etmez. Yapabilirler insanlar diyor. Allah da diyor ki: benim haram kabul ettiğim bütün günahlar gizlide de günah, açıkta da günah. Yapmayacaksınız. İnsanlar diyorlar ki Allah'a yetki sınırlaması ve getiren sen bu işleri bilmezsin diyenler de diyorlar ki ya bu hareketler var ya bunların kimisini açıktan açığa yapmayalım ama gizli yaptığımız zaman bir sakıncası yok diyorlar. Halbuki bir günah Allah katında gizlide de günahtır, açıkta da günah. Bunu bırakın diyor Allahu Teala. Kendinizce bazı günahlar o kadar olağanlaşmış ki, "O" diyor bu günah mı olurmuş? Bunu siz mi belirleyeceksiniz? Bir erkek ya da kadın arasındaki ilişki şöyle olursa serbest, böyle olursa yasak. Bunu belirleme etkisi Allah'tadır. Bir erkek ya da kadının giyim kuşamı şöyle olursa serbest, şöyle olursa yasak. Bunu belirleme etkisi Allah'tadır. Bir ekonomik hayatın haram ve helal sınırları şöyle olursa haram, yasak, şöyle olursa serbest. E bunu belirleme etkisi Allah'tadır. Hayvanlar şöyle olursa yenir, şöyle olursa yenmez gibi sözler. Bunu belirleme etkisi Allah'tadır. Yani insanların şurası açıktan açığa işlenirse şu günah yasak ama gizli olursa serbest yahut şu hareketler açıktan açığa işlenirse serbest, gizli olursa yasak filan diye insanlar kendilerince ne söylerlerse söylesinler. insanların sözlerinin bir kıymeti yoktur. Ve veru zahir ismi ve batine Allah buyurur sure en'am ayet 120 günahın sizce açıktan açığa ya da sizce gizden gizli işlenmesinde mahsur vardır ya da yoktur demeniz fark etmez. Allah katında bütün günahlar gizlide de günah yasak açıkta da. اِنَّ bu اَكْسِبُونَ Günah kazananlar ister gizli ister açık. E cadde ortasında işlemedim ben bu günahı. İşte evde işledim ya da dağ başında işledim şöyle yaptım böyle yaptım gibi kimse kendine bir çıkış yolu bulmasın. Kim günah kazanırsa seyyidzevne bir mekan yak terifun o kazandığı günahın karşılığını mutlaka bir gün görecek ve bulacak ve Allah değerlendirecek o günahı da. O zaman tekrar yeme ve içme ile ilgili yasa sure En'am ayet 121. Ve la te'kulu mimma lem yuzkar ismullah aleyh ve nehu Allah adını anılarak kesilmeyen hayvanları yemeyin. O fısktır. Bir hayvan kesilirken bismillah Allah adına kesilmemiş ise işte o haramdır. Aynı ameliye dikkat ederseniz bismillah helal başka bir adına haram. Allah adına yap, yaşanan bir hayat helal. Allah'ın çizdiği sınırlar doğrultusunda Allah'tan başkası adına yaşanan bir hayat ise haramdır. Yani hem haram ve helali Allah belirleyecek ve yöntemi de Allah belirleyecek. Mesela Allah'ın haram kıldığı bir domuz etini yemek üzere bir kimse işte ben bunu bismillah diye kesiyorum diyerek onu kendine helal kılamaz. Yani bir hareketin bir ameliyenin, bir hayatın, bir yaşantının önce sınırını Allah belirleyecek. Ona ulaşma yolunu da Allah belirleyecek. Niyetler gibi. Yani benim niyetim güzel diyerek Allah'ın yasakladığı bir işi yapamayız. Hem Allah'ın onayladığı bir iş olacak ve hem de niyetimiz güzel olacak. Bu yemede, yeme içmede de öyle. Hem Allah'ın helal kıldığı bir hayvan boğazlanmış olacak hem de Allah'ın helal yollarından boğazlanacak. Benne şeyatın eleyhune ila evliyahim <Sessizlik> diyece dilukum ve muhakkak ki şeytanlar dostlarına vahyederler derler ki o dostları sizinle mücadele etsinler diye. Diyorlar ki şeytanlar söyleyin o Müslümanlara işte biz de kestik bu hayvanı. Neye yemiyorsunuz? ama siz Allah'tan başkası adına kestiniz bu hayvanı Allah yarattı Allah adına kesilirse helal diyeceğiz ve diyecekler ki işte bu hayvanları Allah öldürdü ne, niye yemiyorsunuz ve biz diyeceğiz ki evet Allah benim öldürdüğüm hayvanları yemeyin benim adıma kestiğiniz ve benim öğrettiğim şekilde kestiğiniz hayvanları ancak yiyebilirsiniz diyor Rabbimiz Teala ve böylece şeytanlardan gelecek vahye karşı bizi koruyor ve de ve böylece Rabbimizin lütfuyla da iki vahiy arasında tercihimiz Rabbimizin vahyi olabiliyor. Ve uyarı devam ediyor bize. "Ene ta'tumuhum innekum lemüşrikun." Eğer siz şeytanların vahyine itaat ederseniz siz de müşrik olmuş oldunuz. Ya Rabbi sen bizi koru. Allah vahyi, şeytan vahyi. Allah diyor ki hayatınıza ben karışırım. Allah diyor ki yaşantınıza ben karışırım. Allah diyor ki yiyeceğinize, içeceğinize ben karışırım. Giyiminize, kuşamınıza ben karışırım. Nikahınıza, boşanmanıza ben karışırım. Her şeyinize ben karışırım diyor. Şeytanlar da diyor ki biz karışırız. Allah karışmaz. İnsanlar özgürdür, dilediği şekilde yaşayabilir diyor. İşte bu ikisinin arasında Rabbimizin uyarısı bize geliyor. Diyor ki, eğer şeytanlara uyarsanız bilin ki o zaman siz de müşrik olmuş olursunuz. Sure Enam ayet 122 Evemen kâne meyten bir kimse ki ölü bir insan Müslüman olmadım ölüdür. Fahiyeynâhu biz onu dirilttik. Müslüman oldu. Ve ceannâ lehu nuran ve onun için bir nur kıldık. Kur'an ve peygamber imanı yemşi bihi nâs ve o nurla insanlar arasında yürüyor. Bir kimse Müslüman değildi, sonra Müslüman oldu. Allah ona hidayet nasip etti. Nur, peygambere iman, kitaba iman lütfetti ve Müslümanca hayata başladı. Böyle bir kimse var. Kemen meseluhu o kimsenin benzeri fi zulumat leysa bi minha karanlıklar içinde kalmış ve dışarıya çıkamıyor, karanlıklardan kurtulamıyor. Küfrün, çirkin karanlıklarında kalmış kimse gibi olur mu? Bu aydınlık bir yolu yürüyen kimse? Hayır. Kedalik işte böyle. Züyin elil kafirin mekanu amelun. Biz kafirlere amellerini süslü gösterdik. Yaşadıkları, karanlıklar içinde yaşadıkları sağır, kör, dilsiz olan bir hayatı güzel zannediyorlar da böylece yaşayıp gidiyorlar. Halbuki aydınlık bir dünya, Allah'ın istediği bir dünya ne güzel. Sure Enam ayet 123 ve kezalik işte böyle canna fi kulli qaryatin biz her bir ülke içinde kıldık eka bira mujrimiha o ülkenin günahkarlarının büyüklerine fırsat verdik aman ya rabbi işte böyle fi her köyde ekabira mücrimiha biz her ülkede her köyde her kentte o ülkenin en günahkarlarının da en büyüklerine imkan verdik de liem kuru fiha o ülkede o şehirde o köyde müslümanlara karşı insanlara karşı tuzaklar kursunlar müslümanların kafir olmasına çabalasınlar Müslüman olmak isteyenlerin İslam'ına engel olsunlar diye. Allahu ekber. Niye fırsat verdin ya Rabbi? Yani bunlar bizleri arzularsınlar diye mi? Yanlışa götürsünler diye mi? Ama hayat böyle işte. Fakat Rabbim açıklık getiriyor. Ve mayem kürun e illa ve maşrun. Ve size insanlar Müslüman kalmaya çalışın. Müslüman kalmaya çalıştığınız sürece Onların tuzakları size zarar veremezler. Onların tuzakları ancak kendilerine zarar verirler. Onlar bilmiyorlar. Siz yolunuza devam edin. Müslümanca hayata devam edin. Bütün şeytanlar birleşse, bütün insanlar cinler birleşse, bütün zalimler birleşse, dünyaya vahiy ile egemen olsalar, hep onların vahiy gündemde olsa, hep onların konuşması konuşulsa, gündemi onlar belirleseler, sen tek bir Müslüman da kalsan, ve ben Müslüman kalacağım ya Rabbi bana yardım et desen bil ki Rabbin yardım edecektir ve asla onların tuzakları sana zarar veremeyecektir. Yolunu, müjdesini ve uyarısını yapar Rabbimiz elhamdülillah. Sure Enam ayet 124 ve izâ câetüm ayetün kendilerine bir ayet gelse kalü dediler ki lennü'mine hattâ nü'tâ ma utiye Resulullah bütün bu ayetlerden sonra daha önceki peygamberlere gönderilen gelen ayetlerin benzeri bir ayet gelmeden biz inanmayız diyecekler dediler. Allahu alema haythu yecalu risalete. Allah kime risalet vereceğini en iyi bilendir ve seçen odur. Ve işte size peygamber Muhammedü'l-Emini gönderdi ve ona da ayetler indirdi. Buyurun o ayetlerle Müslüman olun diyor Rabbimiz Teala. Buna karşılık yine hala insanlar Müslüman olmayacaklarsa. Seyyü'l-billetine ecramu sa'arun indallah ve azabun şedîdün bimâ bir me'murun. Ya Rabbi sen bizi koru. Bu günahkarlara, bunca ayetlere, bunca uyarılara, müjdelere rağmen Müslüman olmayanlara karşılık Allah katında bir aşağılanma var. Onları Allah aşağılayacak, küçültecek ve şiddetli bir azapla onları azap edecek ahirette de. Allah'a karşı tuzak kurmaları, Müslümanlara karşı tuzak kurmalarından dolayı Allah bunca nimetler versin, insanlar Allah'a tuzak kurmakla cevap versinler. Allah bunca nimetler versin, insanlar Allah'ın kitabına iman etmesinler. Allah en büyük nimet olan peygamberini göndersin, insanlar o peygamber yoluna gitmesinler. Ve sonuç cezayı kendileri Kendileri hak etti ve Allah katında da hem alçalma, küçülme hem de şiddetli bir azap. Ve azap isteyenler azaba doğru gitsinler ama iyilik isteyenler, İslam isteyenler de Allah İslam'ı açacak. Ve Enam Suresi devam ediyor. Biz de anlamaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.